Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere patlıcan çimlendirme nasıl olur, nasıl yapıyorum ve sizlerle paylaşacağım. İlk önce erken bir posta patlıcan yetiştiriyorum. Önden onları çimlendirerek yetiştiriyorum arkadaşlar. Diğerlerini yaz geldi, havalar iyice ısındı mı çimlendirmeden direkt dikiyorum onları. Çimlendirmemin sebebi daha erken yetiştirip ve daha erken bostada patlıcan yemeye başlıyoruz. Kendi patlıcan tohumumdan aldım. Kendi patlıcan tohumum tamamen organik, tamamen doğal. Hiçbir kimyasal kullanmıyorum zaten. Ve satın gübreyle de alıp çimlendirme yapmıyorum. Bakın size meyve kabuklarından gübre yetiştirdiğimi paylaşmıştım. Evet, ondan aldım şu an. O doğal gübreden bunları çimlendireceğim. Çünkü ben satın gübre alıp da çimlendirdiğim zaman çabucaktan kurt kesiyor onları. Büyümeye başladı mı çok çabuk kesiyor ve çimlendirdiklerimin hepsini tenekeye diktiğim zaman tek tek bitiriyor. Hiç kolayını bulamazsın. Ama kendi doğal gübremden yetiştirdiğim için öyle bir sorunla karşılaşmıyorum. Şimdi sizlere nasıl çimlendirme yaptığımı paylaşayım. Şöyle kapaklı bir kutu aldım. İçine bu organik gübremden bismillah doldurup evet buraya kadar doldurdum. Şimdi aldığım patlıcan tohumlarını şöyle içerisine koyup hepsini koyayım yeterli gelir. İçerisine koydum ve böyle toprakla bunu hafif bir şekilde karıştırıyorum. Gübreyle karıştırdım bak bu şekilde. Üzerine tekrar diğer gübreyle alıp üzerini kapatıyorum. Hiç boş yer kalmasın. Evet. Üzerini kapattım. Çok da fazla da kapatmıyorum onu. Çünkü terine giderse çabuk çıkmaz. Şimdi bunun üzerini bu kadar kapattım. Bu kadar yeterli. Üzerine de kapağını kapatalım. Şimdi bunu ne yapacağımı sizlerle paylaşacağım. Evet, üzerine de böyle kapağını kapatıyor. Şu şekil. Şimdilik bunu ıslamam gerekmiyor. Çünkü küpre ıslak. Bunu alacağım şimdi. İçeride soba yandığım odanın camına bunu koyacağım. Onun camında böyle güne karşı bunun içinde çimlenmeye başlayacak. Ara ara kurutumu açıp üstüne su dökeceğim. Hafifçe ıslayacağım onu. Çok fazla değil. Çimlendikten sonra bu 15 günü bulur çimlenmesi. İçeride çok çabuk çimleniyor zaten. Çimlendirdikten sonra ben bunu alacağım. Tekrar dışarı ayrıyetten büyük bir kapa doldurup gene organik gübreyi bunun içinde çimlendirdiğim tohumları onun içine saçacağım. Tekrar aynı bu şekildeki gibi üzerlerini örteceğim. Örttükten sonra çok çabuk çıkacak. Çimlendirerek ektiğimiz zaman çok çabuk çıkmaya başlıyor. O zaman çimlendirdim, ektim mi çıkmaya başladığı zaman üzerlerini gene hep sulayıp ve toprak koyup bekletiyorum. Bayağı büyümeye başladıkları zaman gene sizlerle hangi aşamada yapacağımı yine sizlerle paylaşacağım. Bugün sizlere patlıcan çimlendirme nasıl olur onu sizlerle paylaştım. Her erkenden yetiştireceğim her şeyi çimlendirerek ekiyorum ki daha çabuk çıksın. Şimdi çimlendirmeden eksem de erken yetişmez. Neden yetişmez? Çünkü dışarı ekeceğim onu. Dışarı ektiğim için çabuk yetişmez. Epey bir yerinde durur. Ama böyle çimlendirerek ekersem dışarı ektiğim zaman havalar zaten ısınmaya başlıyor. Hemen 15 gün içerisinde de tekrar ektiğim kapta hemen çıkar. Çabuk büyümeye başlar. Çabuk büyüdükten sonra da alıp fide aşamasına geçeceğiz tekrar. Bu şimdi patlıcan çimlendirme.
Patlıcan çimlendirmeyi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda da neyi çimlendireceğim, hangilerini ekeceğim yavaş yavaş başlayacağım. Tekrar sizlerle paylaşacağım. Benim videolarımı beğeniyorsanız bana like atmayı, altına yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Sizlerden bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.